Değerli arkadaşlar, hastaların doktor beklediği, doktor olmadığı için öldüğü veya sakat kaldığı bir ortamda yaklaşık 2500 yeni mezun hekim atama beklemektedir. Güvenlik soruşturması bahane edilerek hekimler 4-5 aydır bekletiliyor. Uçan sinekten haberi olması gereken devletimizi yönetenlerin bir güvenlik soruşturmasını 4-5 ayda tamamlayamaması ya acizliktir ya da kasıtlıdır. AKP hükümeti kendine muhalif olan hekimleri atamayarak halka adeta zulüm yapmaktadır. Güvenlik soruşturmalarının adil, tarafsız ve süratle yapılarak genç hekimlerimizin bir an önce atanması gerekmektedir. AKP'nin hekimler arasında bile ayrım yapması üzücü ve düşündürücüdür. Genç hekimler bir an önce atanmalı ve hastalarla buluşturulmalıdır. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 2,5 yıl önce bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak Güneydoğu'da yaşananları anlatan Ayşe öğretmen, sadece çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın dediği için hakkında terör propagandası nedeniyle dava açıldı. Dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı, Yargıtay aşaması bitti ve Ayşe öğretmene verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onandı. Bu sözler sarf edildikten sonra Ayşe öğretmen iktidar medyası tarafından linç edildi, hatta öğretmen olmadığı söylendi, terör örgütü üyesi olduğu söylendi. Oluk oluk kan akıtacağız diyerek topluma şiddeti aşılayan mafya bozuntuları sokakta serbest dolaşırken çocuklar ölmesin diye bir öğretmen şimdi kendi çocuğunu hapishanede doğurmak zorunda. AKP'nin adalet ve insanlık anlayışını milletimizin takdirine bırakıyorum.